Değerli Başkan, kıymetli milletvekilleri, milli iradenin ete kemiğe bürünmüş hali olan Yüce Meclisimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kadim bir hukuk kuralımız der ki, bir işte maksat neyse hüküm ona göredir. AK Parti iktidarının yargısal misyon ve vizyonu konusunda adil yargıya varabilmek için nasıl bir yapı devraldığımızı ve bunu nereye taşıdığımızı hatırlamak lazım. AK Parti kurulduğu günden bugüne değişimin ve dönüşümün hep öncüsü olmuştur. 22 yıllık AK Parti iktidarları döneminde hukuk başta olmak üzere birçok alanda reformlar yapılmıştır. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği ile anayasanın 9. maddesine yargı yetkisi tarafsız mahkemelerce yerine getirilir ifadesi eklenmiştir. Bunun yanında anayasanın askeri yargı sistemi çıkarılmış, yargı sivilleştirilmiştir. İnsan hakları eylem planı ile birlikte tutuklu ve hükümlülerin cezaevi koşulları insan onuruna yakışır şekilde yeniden düzenlenmiştir. Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarıyla yargı organlarının yükü hafifletilmiş, birçok uyuşmazlık mahkemelere taşınmadan hızlıca çözülmüştür. Yargı mensuplarının sayısı ve çalışma koşulları ABES standartlarına yaklaşmıştır. Öncelikle hukuk sistemimizin işleyişine dair dile getirilen endişelere saygı duyduğumu belirtmek isterim. Ancak bu taleplerin neden gereksiz olduğu delilleriyle açıklamak isterim. Birincisi, Türk hukuk sistemi bağımsız ve tarafsız bir şekilde işlemektedir. Mahkemelerimizde adil yargılama ve yargılanma hakkı anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Her türlü gecikme ve aksaklık mevcut yasal denetim mekanizmalarıyla çözülmektedir. Adalet Bakanlığı ve HSK'nın düzenli denetim raporları sistemdeki aksaklıkları minimal düzeyde olduğunu göstermektedir. İkinci olarak iddianame tanzimlerinin gecikmesi ya da mahkeme safahatındaki olumsuzluklara ilişkin iddiaların bağımsız yargı organları tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini vurgulamak isterim. Bu tür iddialar hukukun üstünlüğü prensibine uygun olarak ele alınmakta ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu vicdanının rahatlatılması için her türlü adım atılmaktadır. Üçüncü olarak büyük davaların adaletin turnusol kağıdı olarak görülmesi gerektiği hususuna katılmakla birlikte bu davaların titizlikle ve hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatmak isterim. Bu davalarda Bu davalarda yapılan her türlü işlem şeffaflık ilkesi gereği kamuoyuyla paylaşılmakta ve yargının bağımsızlığına gölge düşürülmemesine dikkat edilmektedir. Sonuç olarak hukuk sistemimizin güçlü ve bağımsız yapılısı adaletin bir hakkın tecellisi için yeterli güvenceyi sağlamaktadır. Bu nedenle meclis araştırma talebinin gereksiz olduğunu ve mevcut denetim mekanizmalarının yeterli olduğunu belirtir. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.